an Gümüşhacıköy Büyük Hamam'ın önünde. Mevlüt Kaleli abimizle beraberiz. Kameramızı Mevlüt abimize döndürüyoruz. Merhaba diyoruz, nasılsın diyoruz. Gençliğimizin idolu bizim Mevlüt abimiz. Hala dinç, genç, dinamik. Abi kamera sende. Sen Facebook'ta çok konuşuyorsun da canlı kamerada nasıl konuşuyorsun onu da burada görelim bakalım. Facebook'ta çok konuşmuyor, uzun yazıyor. Facebook'ta uzun yazıyor, kamerada nasıl konuşacak? Biliyoruz evet. Şimdi nereden gireyim? Geçmiş bir yerden başlayacağım mi? Abi. Bir yerden başlayalım. Yani biz de Amasya Gümüşhacı Köyü'nün 78 kuşağından gençleriyiz. Şu anda yaşlandık, dönemimiz bitti. Yeni gençlere bayrağı teslim ettik. Şimdi ama şimdi Kurtla Kocadır falan diyebilir miyiz yani? O soramıyorsun onu. Kurtlar kocamaz. Kurtlar kocamaz. Lafı çatma. Tamam, kurtlar, yaşlı kurtlar yol başçılığı yapar. Yaşlı kurtlar başı çeker, genç kurtlar peşini takip eder diyor. Evet. Yaşlı kurtlar karın izi açar, gençler de peşinden gelir. Biz şimdi kendimizi kocamış gibi saymıyoruz. Kocamış değil, ihtiyar delikanlı. İhtiyar delikanlı, aksaçlar olarak görelim. Evet, şimdi Mevlüt abi ben soracağım, sen cevaplayacaksın. Sen de aldırmayı bırakmamazlık yapma. Emekli oldunuz mu? Devamlı. Emekli oldum. Hani demin dedin ya Facebook'ta uzun konuştur diye. Oradan anlaşılmıyor mu diyor? Buradan anlaşılır. Evet, emekli oldum. Peki emeklilik oynadım. Nasıl geçiyor abi? Emeklilikte yazıyoruz. Yani kendimi yazmaya verdim diyorsun. Kendimizi yazmaya verdik. Evet. Bilgi, tecrübe, birikimlerimizi gelecek kuşağa aktarıyoruz. Ben okuyorum ha, bunu bilgim olsun. Biz de söyleyeyim, bak kaynada geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de seni takip ediyorum. Abi bir resim çalışıyorum, görsel çalışıyorum ben. Tamam. Evet. Şimdi fazla yaz yazdın mı? Altını doldurmak lazım. Bir de bu internette yazıların manası bazen farklı anlaşılabiliyor. Onun için ben genelde resim ve görsel paylaşıyorum. Ben de onun için uzun yazıyorum ki teferruat satır aralarında gizli. Eğer kısadan bir cümleyle geçersem yazı yanlış anlaşılabilir. Evet, çok uzun yazıyorsun canım. Ayrıntıya da giriyorum. Detaylara giriyorum. Edebi kişilik de var ya, döküştürüyorum öğretmen tabii. Estağfurullah. Yani dilimizin döndüğü kadar. Kalem kuvvetli kalem. Çengede iş yok ya, fark ediyor musunuz? Ses tellerim 2003'te. Bir rahatsızlık geçirdim. Kanser tedavisi gördüm. Geçmiş olsun. 2003'te ses tellerim alındı. Buna çok şükür atlattık. Ama buna rağmen konuşabiliyorum. Derdimi anlatabiliyorum. Evet, çok güzel. Abi. Yani geçmiş Allah kimseye hastalık sıkıntı yaratmasın, vermesin. Dileğimiz sağlıklı yaşasın. Şimdi seni internette görüyoruz, dolanıyorsun abi. Çocukların yanına mı gidiyorsun ya? Oralar buralar yani ya, artık. Ben hep şunu diyorum. Çok yaşayan değil, çok gezen, çok okuyan, araştıran bilir. Evet. Ve bunları aktarır. Ben de geziyorum ya. Ben de gezmeyi severim. Sen, yani sen biraz ben, fazla mı geziyorsun? Sen benden çok geziyorsun. Aslında birbirimize yarışıyoruz. Torunlarımın yanına gidiyorum. Evet. Klasik dede misin sen şimdi yani? Klasik dede oldu. Babalığı atladık, evet. Dedeliğe geldik. Evet, Mevlüt abi, kameramızı kapatmadan bizi izleyen Hacıköylü hemşehrilerimize buradan mesajın ne olacak? Klasik bizim formatımız bu. Evet. Dünyanın her köşesinde, nerede bir gümüş Hacıköylü varsa, Türkiye'de nerede bir gümüş Hacıköylü varsa, onlara selam olsun. Gümüş Hacıköy'ü ihmal etmesinler, Gümüş Hacıköy'ü sıla-i rahim etsinler, gelsinler ve doğdukları toprakları ziyaret etsinler. Evet, o zaman Mevlüt abimizle kamerayı kapatmadan önce bir el sallıyoruz, vedalaşıyoruz. Buyur abi. Ben elini şöyle sallayayım. Abi biraz siyasi oluyor ama olsun, ne yapayım, o kendi kimliği. Ben buraya karışmıyorum, ben siyasete girmiyorum. Mevlüt abi girdi, ben karışmıyorum. Bu siyaset değil, bu Türk milletinin genelinin sembolüdür. Bozkurt, ama siyaset. Bizim formatımızda siyaset yok. Peki, öyle değil. Ama mesajı verdim, kayda girdim.